Herkese yeniden merhabalar. Evet sevgili Yüzlük Sorular kanalının güzel yüzlük öğrencileri hepiniz kanalımıza, sınıfımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bölme ve çarpma ilişkisini öğreneceğiz arkadaşlar. 4 işlemin 4 temel aşamasında toplama işlemini biliyoruz. Çıkarma işlemini biliyoruz, çarpma işlemini biliyoruz, bölme işlemini elbette biliyoruz. Bu işlemlerden Toplama ve çıkarma işleminin birbirinin matematiksel olarak tersini sağlamasını yaptığını biliyoruz. O zaman bugün sizlerle beraber bölmenin ve çarpmanın da birbiriyle ilişkili olduğunu, dolaylı yoldan birbirlerinin sağlaması olduğunu unutmayın. Neden? Çünkü bölme kalanlı kalansızsa durum bir tık değişebiliyor. O zaman hemen doğrudan sağlamadır diyemiyorum. Eğer kalansız bölme ise doğrudan sağlama olacak. O zaman nasıl yapalım? Hemen kağıtları, kalemleri hazırlayalım. Dersi birlikte çalışalım. Anlamadığımız noktaları yorumlarda soralım. Hemen bir bölme kuralını hatırlatarak başlayalım. Sevgili öğrenciler, yakın zamanda hatırlarsınız yine videolarımızda yoğunlukla anlattık bölme işlemini sizlere ve dedik ki sizlere arka arkaya çıkarma işleminin kısa yoludur esasında bölme. Yani eşit bir şekilde bölmek, gruplara ayırmak, paylaştırmak parçalamak bunların tamamı bölme işlemiyle ilişkili. O zaman bizler bölme işlemini doğru bir şekilde öğrenebilmek için öncelikle gelen sorunun bölme işlemi sorusu olduğunu bir kavramalıyız. Akabinde de bölme işleminin terimlerini bir hatırlayalım. En büyük mesela 45 tane kalemi 9 tane öğrenciye eşit bir şekilde dağıtmak istiyorsam 45'i 9'a bölmeliyim gibi düşüneceğim 45 burada bölünen 9 burada bölüneni bölen her bir öğrenciye 5 kalem düştüğü zaman buradaki sayı bölüm ve eğer kalan 0'sa da farklı bir sayıysa da burada kalan sayının adı adı üzerinde kalan peki burada bölme işlemi için iki temel kural var bunlardan bir tanesi çok 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 önemli bölünen eşittir bölen çarpı bölüm. İşte bu noktada bizler bölme çarpma ilişkisini öğreniyoruz. Bir de tabii ki artı kalanımız var. Burada kalanın üzerine birazcık bakalım. Neden? Çünkü eğer kalan doğrudan sıfıra eşitse biz buna kalansız bölme işlemi diyoruz ki işte o noktada bölünen doğrudan bölen çarpı bölümdür. Fakat eğer kalan varsa kalanın var olduğunu nasıl anlarız öğretmenim? Eğer kalan varsa kalan sıfır değil sıfırdan farklı bir sayıdır. O zaman da biz buna kalansız bölme işlemi diyoruz. İşte o noktada doğrudan bölen ile bölümü çarpmak yeterli olmayacak. Aynı zamanda kalanı da bu çarpımın üzerine eklemek zorunda oluruz. Şimdi iki tane örnekle burayı müthişli bir şekilde pekiştirelim. Bakın bölünen sayıyı bilmiyoruz. Neyi biliyoruz şu anda? Bu arada hemen ikinci kuralı hatırlatmak istiyorum. Kalan mutlaka bölenden küçük olmalı ki bölme işlemi devam etsin. Aksi halde pardon devam etmesin. Aksi halde eğer kalan bölenden büyük olursa yani mesela düşünün ki burada 10 kalsa onun içinde hala 9 var bölmeye devam etmek zorunda kalırsınız. 9'dan küçük bir sayı olduğu zaman mesela 8 itibariyle küçüldüğü zaman artık bölme işlemi devam edecek. Devam etmeyecek. Öğretmenim ya burada 9 kalırsa 9'da 9 bir kere dediğimiz için bölme işlemi yine devam eder aynı şekilde. Mesela bakın 9'un içinde 14 yok bölme işlemi bitti. Ya da 0 kaldı zaten burada her ne olursa olsun bölme işlemi artık bitmiş oluyor. Şimdi bölüneni bulmada bakalım. Bölünen eşittir. Bölen çarpı bölüm çıkan sonuca artı kalan. O zaman 14 ile 12'yi bir çarpalım. 2 kere 4, 8. 2 kere 1, 2. 1 kere 4, 4. 1 kere 1 topladım. 8, 6 burası 1. 168. Şimdi ne yapacağım? Eğer kalansız bölme işlemi olsaydı burada 0 kalacaktı. O zaman 0'ı 168'e ekleyince zaten 168 bulacaktım. Dolayısıyla oradaki kalanla toplamamın anlamı olmayacaktı. İşte bu yüzden eğer bölme işlemi kalansızsa doğrudan bölen çarpı bölüm yapmanız yeterli dedim az önce. Fakat burada bir de kalanım olduğu için 168'e 9'u da ekleyerek 177 sonucunu bulmak zorunda kalırım. Hemen yazayım şuraya. Şimdi bir sağlamasını yapalım. 17'de 14 bir kere 14 şöyle 14 oldu. Çıkartın bakın burada 3 kaldı 37'de. 2 kere 14 28 oldu. Bakın çıkarın 9 kaldı. Gerçekten de gördüğünüz gibi harika bir şekilde sağlamasında yapmış olduğu hiçbir hataya uğramadan. O zaman eğer dedik kalan sıfırdan farklıysa mutlaka kalanı üzerine eklemeyi unutmayın. Fakat eğer isterseniz yazalım buradaki bölünebilme için ne yaptık? Bölünen eşittir dedik. Bölen çarpı bölüm artı kalan. Şimdi bu bu tarafa ait. Fakat eğer sağ taraftaki işlemdeki gibi kalan sıfırsa burada sadece bölünen eşittir. Bölen çarpı bölüm yapmanız yeterli. Neden? E çünkü zaten kalan sıfır. Toplasanız da bir şey değişmeyecek. O zaman bunlar sanki bir çarpma işleminin çarpanları oldu ve bu da çarpım gibi oldu değil mi? Dolayısıyla sizler 132'yi herhangi bir sayıya bölerek 11 buluyorsanız Aynı şekilde 132'yi 11'e bölerek de o diğer herhangi dediğimiz sayıyı bulabilirsiniz. Çünkü neden? 11'i hangi sayı ile çarparsam 132 bulurum. Mantığından yola çıkarak kalansız bir bölme işleminde çarpma bölme birbirinin sağlamasıdır deriz ve hemen 132'yi 11'e böleriz. Bir kere 11 deriz çıkarırız 2 kalır 22'de de bakınız gerçekten hiçbir şekilde kalan yok demek ki buradaki sayı 12'dir diyerek de bölme işleminin eksik terimini harika bir şekilde bulabilirsiniz sevgili yüzük öğrenciler Hemen bir diğer örnekle çarpanı bulmayla kaldığımız yerden devam edelim. Bakalım şimdi 18'i kaçla çarparsak 468 olur. Adeta bir bölme işleminin sanki böleni verilmemiş gibi bakın o 468'i aslında kaça bölersek 18 buluruz mantığı gibi bu durumda ben yine ne yapacağım bunların ikisinin çarpımıyla bu sayıyı elde ettiysem 468'i 18'e bölerek de diğer sayıyı elde edebilirim çünkü çarpmanın sağlamasını yapıyorum adeta kalansız bir bölme işleminde bölen terimini buluyor gibi dolayısıyla çarpanlardan birini bilmediğim bir çarpma işleminde bilinmeyen çarpanı bulabilmek için çarpımı diğer çarpana bölmem yeterlidir diyorum. Haydi bakalım. 468 bölü 18 kaç kere var? 2 kere versek 36. 3 kere versek sanırım büyük oluyor. 2 kere verelim. 2 kere 8. 16'nın 6'sı elde var. 1. 2 kere 1. 2. 1 elde 3. 36. Çıkarttık kaldı burada 10. 10'da yok dolayısıyla 108 oldu. Şimdi kaç kere versek birler basamağına? Şöyle düşünelim. 8'i kaçla çarparsak birler basamağına? 8 gelir 6. 6 kere 8 48 olur. Deneyelim evde 4. 6 kere 1 6. 4 evde oldu. Mükemmel bir şekilde bakın. Zaten gerçekten de kalansız bir bölme işlemi oldu. Demek ki burada verilmeyen ikinci çarpan 26 imiş diyerek de çarpma işleminin eksik terimini bulabiliyoruz. Hemen diğer terimde bakın ne yaptı? Buradaki sayı aslında kimdi? Bölünen sayı yani şey gibi düşünebilirsiniz bunu. İkinci çarpan, ikinci çarpan gibi düşünebilirsiniz bunu. Çarpan, bu çarpım burada bakın sanki bölünen sayı gibiydi. Birinci çarpım da burada sanki bölüm gibiydi. Dolayısıyla biz aslında sanki çarpımı bölünen, bunu da bölüm Hatta burada verilmeyen ikinci çarpanı da sanki bölen gibi düşünerek kalansız bir bölme işleminde çarpma ve bölme birbirinin sağlamasıdır diyerek de konuyu pekiştirmiş olabiliriz arkadaşlar. Evet, kalansız bir bölme işleminde çarpma ve bölme birbirinin sağlaması işlemler. İşte bu kadar basit. Ha, kalanlıysa durum değişiyor işte orada. Onu az önce zaten anlattık sizlere. Peki. Hemen bir diğer örnekle devam edelim kaldığımız yerden. Ne demiş soru burada bize? Diyor ki: "Aşağıdaki işlemlerde verilmeyenleri bulunuz." Bakacağız şimdi bölme işlemi kalanlı mı, kalansız mı? Hepsi bu kadar. Sol taraftaki ilk işlem kalanlı bir bölme işlemi. O zaman sadece 15'e 16'yı çarpmak yetmeyecek. Son durumda bölen çarpı bölüm artı kalan yapacağız. Hemen 15 ile 16'yı çarpalım. 6 kere 5 30 elde 3. 6 kere 1 6 3 elde 9. 1 kere 5 5 1 kere 1 topla. 0 4 elde 1 2. 240'a hemen ne yapmalıyız o zaman? 240'a hemen 1'i eklemeliyiz ve 241 diyerek bölüneni harika bir şekilde bulabilmeliyiz. Kullandığımız formül neydi? Bölünen eşittir bölünen eşittir Bölen çarpı bölüm artı kalan. Kalan sıfırsa toplamaya gerek yok. Kalan sıfırdan farklıysa bu kalanlı bölme işleminde toplamayı eklemek zorundayız. Bölen ile bölümün çarpımına. Dedikten sonra hemen sağ tarafta ne yapacağız arkadaşlar? 163'ü kaça bölersek 14 buluruz ve 9 kalır. O zaman öncelikle bunun kalansız bölünebilmesi için 163'ün bu 9 eksiğini bir bakalım. Diyelim ki 163'ten 9 çıkarsa geriye kaç kalır ki o kalan sayı 14'e tam bölünecek burada 0 kalacak hani bu 9 fazlalık olmasaydı gibi düşünüyorum 3'ten 9 çıkmaz gittim komşuya kaldı burada 5 oldu burası 13 13'ten 9 çıktı 4 kaldı 5 indi aşağıya ve bir 154 demek ki 14 çarpı bir şeymiş yani 154 eşittir 14 çarpı kare. Bakın ne oldu? Çarpımı biliyorum. Birinci çarpanı biliyorum. ikinci çarpanı bilmiyorum. O zaman hemen ne yaparım? 154'ü şöyle hızlıca 14'e bölerim. Bir kere 14 derim. Çıkarırım. Kalan 14'te yine bir kere ve müthiş bir şekilde sorunun çözümü tamamlanır. Demek ki burada bilmediğim sayı 11'miş diyerek de harika bir şekilde sorunun çözümü tamamlanır. Bakın sağlam yapacaksam 10 kere 14 140 bir tane daha 154 9 eklerim 163 işte bu kadar basit Harika bir şekilde bir diğer örnekle devam ediyoruz kaldığımız yerden. 22 kaçla çarparsak 748 buluruz diye sormuş soru bize. Çarpımı biliyoruz, birinci çarpanı biliyoruz. O zaman çarpımı birinci çarpana bölerek ikinci çarpanı bulabiliriz. 748'i 22'ye böldüm. 74'te 22 kaç kere var? Evet, 3 kere varsa 66 süper olur. 66'yı bir yazalım şuraya. 4'ten 6 çıkmaz. 14'ten 6 çıktı. 8 kaldı. 88 oldu. Burada 0 kaldı çünkü. 88'de de 4 kere var diyerek hemen bakınız. 34 yanıtını ikinci ve verilmeyen çarpan olarak bulup sorunun çözümünü tamamlamış oluyoruz. Son soruya baktığımızda hangi sayının 7 katı 287'dir mantığı? Dolayısıyla buyrunuz 287'yi hep beraber 7'ye bölelim ve 4 kere 7 28 diyelim. Çıkardıktan sonra kalan 7'de de bir kere var ise demek ki bizlere çarpma işleminde verilmeyen birinci çarpanımız 41'miş diyerek sorunun çözümünü harika bir şekilde tamamlayalım. Umarım açıklayıcı olmuştur. Evet, hemen problemlerle devam edelim. Durdur çöz formatı hepinizin çokça sevdiği bir format. Başlayalım şimdi sevgili öğrenciler lütfen durdurup çözdükten sonra soruları benim çözümlerimle karşılaştırın ve doğru çözenleri şöyle yorumlara alalım. Doğru çözüm yapanları şöyle yorumlara alalım. Ben doğru çözdüm öğretmenim Durdur dur, dur çözü diyenler buyursunlar bakalım. Hemen başlayalım. Bölümü 6 yerleştirelim mi? Bölümü 6 diyor. Bölüm şurasıydı. Böleni 9. Bölen burasıydı. Kalanı 7. Kalan burasıydı. Olan bölme işleminde bölünen sayı kaçtır? Durdur. dur. Çöz bakalım. Hemen diyeceğiz ki bölünen eşittir bölen çarpı bölüm artı kalan. Bu durumda 9 çarpı 6 artı 7 işlemini yapacağız. Bölüneni bulabilmek için hemen devam ediyoruz. Ve diyoruz ki 9 kere 6 54. 54'e 7 eklersek cevabımız 61. Bu durumda bölünenimiz 61 olacak diyerek sorunun çözümünü tamamlamış oluyoruz. İkinci soruyla devam edelim kaldığımız yerden. Çarpanlarından biri 18. Çarpanlarından biri 18. Şimdi biri 18. Diğerini bilmiyoruz. Çarpımı da 954. Olan çarpma işleminde verilmeyen çarpan kaçtır? Birinci çarpanı vermiş. Çarpımı vermiş. ikinci çarpanı soruyor. Çarpma işleminin hemen sağlaması bölme işlemi diyerek de başlayalım. 954'ü 18'e böleceğiz. Şimdi hemen şöyle yan tarafta bölsem acaba sağır mı? Bakacağım hemen. 4 kere versem 72 5 kere 90 oluyor. Olur. 5 kere 50 5 kere 8 40. Evet 5 kere 90 oldu şurası. Çıkardım. Kaldı burada 54'te de 3 kere var. 3 kere 8 24 elde 2. 3 kere 1 3 2 elde 5. Bakınız kalansız bölme işleminde. Demek ki bizlere verilmeyen ikinci çarpan 53 imiş diyerek son soru bir okulda 21 tane derslik her derslikte 25 tane öğrenci bakın 21 tane bir derslik şöyle 2 şöyle 3 4 5 tık 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 tam tamına 21 tane ve her birinde 25 25 25 25. Arka arkaya ben bunu toplayacak mıyım 21 kere? Hayır. Ardışık toplama işleminin en kısa ve en kolay yolu çarpma işlemi. Bu durumda bizler 25 öğrenci bir sınıfta ve 21 sınıfın her birinde 25 öğrenci. Toplam bu okulun mevcudu için kısacık bir çarpma yaparsak 1 kere 5 5 1 kere 2 2. 2 kere 5 10 0'ı elde var 1. 2 kere 2 4 1 de elde 5 diyerek toplarız ve hemen 5, 2, 5 diyerek bu okulun tam tamına 525 öğrencilik bir mevcudu olduğunu bularak sorumuzun çözümünü tamamlarız diyorum sevgili yüzük öğrenciler. Evet son sorumuzla artık toparlayacağız. Belki sondan bir önceki sorumuzda olabilir. Cafer amca bu yıl bahçesinden 18 ton elma hasat etti. Tamam süper. Mahsulün 1 bölü 3'ünü soğuk hava deposuna koydu. Şimdi öncelikle bir 18'in 1 bölü 3'ünü bulalım. Bütünden parçaya hemen paydaya ayıralım. 6 bu depoya gitti o zaman. Evet. Kalan elmaları dedi. Önce bir kalanları bulalım o zaman. 18 ton. 6'sı depoya 12 ton kaldı geriye. Buna da kalan yazalım şurada. Bir yandan da soruyu çözüyoruz aslında. Kilosu diyor. Bu çok önemli. 7 liradan manavlara dağıttı. Kazandığı parayı üniversitede okuyan 3 oğlu arasında eşit olarak paylaştırdı. Süper bir soru. Cafer amcanın hasat sonunda yaptığı işlemler aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralamayla verilmiştir dedi. Hemen bakalım. Cafer amca 18 tonu hasat etti. 18 tonun 3'te birini depoya koydu. 18'i 3'e böldüm. 6'yı 1 ile çarpmama gerek yok. 6 ton depoya gitti 6 ton. Peki kalan dediği için 18'den 6'yı çıkardım. 12 tonu kaldı. Kilosu dediği için 12'yi 1000 ile çarpmalıyım. Neden öğretmenim? Çünkü sevgili öğrenciler 1 ton 1000 kilogram. Bunu bir kenara şöyle not olarak yazalım. 12'yi 1000 ile çarptığımda 12.000 kilogram diyeceğiz. Bu da kenarda dursun. Kilosu 7 liradan dediği için hemen 12.000'i 7 ile çarpacağız. 7 ile 12'yi çarparsak 84 yanına 3 tane 0. 84 bin lira oldu. Sonrasında da kazandığı parayı 3 oğluna eşit olarak paylaştırdıysa ne yapacağız bizler? 84 bini 3 eşit parçaya böleceğiz. Evet 84'te 3. 2 kere 3 6 24'te 8. 28 bin lira her bir öğrencisi için her bir oğlu için ayırmış olacak. Evet işlemin aşamaları sırasıyla bölme, çıkarma, sonrasında bir dönüşüm, akabinde çarpma ve tekrar bölme. Şimdi bakalım birlikte. İlk seçenekte diyor ki, Cafer amcanın hasat sonunda yaptığı işlemler hangisine doğru sıralamayla verilmiştir demişti soru. 18'i 3'e böler doğru. Sonrasında da o bulduğu 6'yı 18'den çıkarır. Kalanı 10, kalan 12, kalan 12'yi demiş. Güzel. Demek ki buradaki çıkarma işlemini yaptı. Kilograma çevirir. Evet doğru. Çevirmeyi yaptıktan sonra kilosunu 7 liradan sattığı için 7 ile çarpar. Süper. 7 ile çarptıktan sonra toplam kazandığı parayı buldu. Bunu 3 oğluna paylaştırdığı için 3'e böler. Evet. A seçeneği cevap olabilir. 18'i 3'e böler. Tamam. Kalan 12'yi 7 ile de çarpar. E bu da olur ama bulduğu sayı 3'e böler diyor. Fakat burada ton kilogram dönüşümünü yapmamış oluyor. B seçeneği bizimle değilsin. Hasat ettiği elmaların hepsini 3'e böler. Tamam. Etti. 3'e böldü. Altı. Aa, 6'yı neden 7 ile çarpsın? Önce bir çıkarıp dönüştürüp çarpması lazım. Epey bir işlem eksiği var burada. Ayrıca dağıtmayı eşit olarak dağıtmayı da yapmamış. 18 tonu kilograma çevirir. En başta da yapabilir bu işlemi tamam. 7 ile çarpar. tamamından kazandığı para. Ama bir, bunun 1 bölü 3'ünü depoya kaldırmıştı. O kısmı bir elemesi lazım. Dolayısıyla D seçeneği de doğru değil. Cevabımız A seçeneği diyerek de sorumuzun çözümünü tamamlamış oluyoruz sevgili yüzük öğrencilerimiz. Evet. Harika gidiyor. Umarım açıklayıcı olmuştur. Umarım faydalı olmuştur sizlere. Lütfen anlamadığınız noktaları yorumlarda sormaktan çekinmeyin. Dedikten sonra artık son sorumuzda toparlayacağız. Şöyle ipucu olarak motivasyon sayfasında okul ismi de birazcık görünüyor. Araya en iyisi bir engel koyayım bundan sonra. Bakalım şimdi problemlere. 60 kiloluk fasulyenin yarısı 2 kilogramlık diğer yarısı 5 kilogramlık poşetlere şimdi 60 kiloluk fasulyenin yarısı 2'ye bölelim 30 30 kilo onun yarısı 30 kilo burada var 30 kilo fasulye de burada var yarısını 2 kilogramlık poşetlere koyacağız bakalım 3'te 2 bir kere 10'da 2 5 kere 15 poşet bunun için lazım şöyle bir yuvarlak için alalım diğer yarısını yani 30 kilogramı da 5 kilogramlık poşetlere 6 kere 5 30 demek ki bunun için de 6 tane poşet lazım sen de gel bu iş için kaç poşet gereklidir 15 poşet 2 kiloluklar için 6 poşet 6, 5 kiloluklar için dolayısıyla topladığımızda 21 tane poşet işlemin tamamı için bizlere yeterli olacak diyerek çok da kolay çok da basit bir sorunun çözümünü tamamlamış oluyoruz. Diğer sorumuz artık bugünün son sorusu. Bir çiftlikte 15 tane koyun, 10 tane inek ve 25 tane tavuk vardır. Bu çiftlikteki hayvanların ayak sayıları toplamının 2'ye bölümüyle 3'e bölümünün farkı kaçtır? Peki bakalım 15 koyun her koyunda 4 ayak var. 15 çarpı 4 eşittir 60 ayak koyunlarda var. 10 tane inek her inekte 4 ayak var 10 çarpı 4 eşittir 40 ayak ineklerde var 25 tane tavuk her tavukta 2 ayak var 25 çarpı 2 eşittir 50 dedikten sonra bu çiftlikteki hayvanların ayak sayılarının toplamına bakalım şimdi 60 tane koyunların ayağı 40 tane ineklerin 50 tane de tavukların 60 şöyle ne yaptı 100 150 150 toplam ayak şunu bir kenara yazalım sonra dedi ki ikiye bölümü ile şimdi 150'yi bir ikiye bölelim şurada 7 kere 2 14 10 kaldı burada 5 kere demek ki ikiye bölümü 75 olacak bir de 3'e bölümü dedi 150 şurada 3'e de bölelim 3 kere 5 15 şurada bir sıfır yanına aldık 50 2'ye bölümü 75, 3'e bölümü 50 farkı 75 ile 50'nin farkına bakalım. Cevabımız 25 diyerek tavukların sayısına eşittir hatta diyerek sorunun çözümünü tamamlayalım diyoruz sevgili öğrencilerimiz. Evet Bugünlük de bizlere ayrılan sürenin sonuna gelmişken bakalım teşekkür sayfamızda kimler var. Merhabalar, sevgiler, selamlar. Kazım Karabekir İlkokulu öğrencileri çok güzel bir şahsiyetin ismini almış gerçekten. Bir de Şehit Mustafa Ünal İlköğretim Okulu öğrencilerine de buradan kocaman sevgiler, selamlar olsun diyoruz. Bizleri dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Lütfen videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hep birlikte kocaman bir aile olalım diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.